yapacağımız Yağab Aslan Medresesi İrfan Sohbetleri'nin bugün ilk programını gerçekleştiriyoruz. Tokat 1071 Malazgirt sonrası Anadolu'da Türkler tarafından kurulmuş ilk Türk İslam şehri. Bu açıdan Tokat'ın varlığı Anadolu'da çok önemli. Bunun dışında Anadolu pek çok ilki içerisinde barındırır ki bunlardan en önemlisi de Tokat Anadolu'nun ilk Türk İslam medresesi olan Yağab Aslan Medresesi. Şu an içinde bulunduğumuz medrese. Aynı şekilde Diksan'da bir başka Yağab Aslan Medresesi mevcuttur. Bu medresede yüzlerce yıl verilen ilmi derslerle, yapılan ilmi faaliyetlerle Anadolu'nun ilmine, irfanına katkı sağladı. Bu çerçevede Sayın Valimiz tekrar eski misyonunu kazanması amacıyla Yağab Aslan Medresesi'nde irfan sohbetleri düzenlenmesi konusunda gerekli talimatları verdi ve bu programa Tokat Belediye'miz ve Tokat Gazipaşa Üniversitesi'nde destek oldu. Bu anlamda ben hem valiliğimize, hem belediyemize, hem üniversitemize teşekkür ediyorum. Ben öncelikle sözü Tokat Gazipaşa Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Yılmaz Hocam'a vermek istiyorum. Evet, Sayın Vali, Sayın Belediye Başkanı, değerli konuklar, bize bin yıldır vatan olan Anadolu topraklarında kurulan, ilk üniversite niteliğini taşıyan, devrini çığır açan ilmi ve mimari yenilikleriyle buluşturan Selçuklu emaneti bu mekan Yağab Aslan Medresesi, Tokat Valiliğimiz, Belediyemiz ve Üniversitemiz işbirliğinde başlatılan irfan sohbetlerine sahne oluyor. Türk İslam medeniyet tasavvurunda önemli duraklardan biri olan bu güzide mekanda Profesör Doktor İhsan Fazlıoğlu'nun değerli anlatımıyla tarihimizin unutulmaz bir kesintisine şahitlik edeceğiz. Kadim irfan geleneğimiz içinde bilim ve düşünce dünyamıza iz bırakmış şahsiyetlerin ve kavramların ele alınacağı bu sohbetler dizisinin kültür mirasımıza önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bu vesileyle bu programı gerçekleştiren ve başlatan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve programımıza katılan değerli hocamız Tokat sevdalısı İhsan Fazlıoğlu hocamıza hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Ve şimdi sözü Tokat Belediye Başkanımız Sayın Umar Pekeroğlu'na veriyorum. Buyurun Sayın. Sayın Valim, kıymetli İl Başkanım, değerli rektörüm, saygıdeğer İhsan Fazlıoğlu hocamız, değerli kurum amirlerimiz, kıymetli hanımlar, beyler, hepinizi öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şehirlerin ruhu vardır. Tabii o şehirdeki o ruhu da oluşturan şehrin yaşanmışlıklarıdır. Şehrin mekanlarıdır, hele de şehrin insanları diye de herhalde özetlersek o şehrin ruhunu oluşturan en önemli unsurlar herhalde bunlar olsa gerek. Tokat'ımıza da baktığımızda ruh olan bir şehirde yaşıyoruz. İşte içerisinde bulunduğumuz ecdadın bize miras bıraktığı halen ayaktaki bu güzel eserimiz başta olmak üzere. Şöyle başımızı kaldırıp etrafa baktığımızda her bir yerde bir yaşanmışlığı, bir demlenmişliği ve bir ruhu hep beraber hissedebiliyoruz. Onun için de ben ne mutlu ki böyle bir şehrin evladıyım diye düşünüyorum. Ne mutlu ki böyle güzel bir şehirde Rabbim bize hizmet etme görevini nasip ettiği için diyorum. Tabii İhsan Fazlıoğlu hocam kendisini ilk böyle duyduğumda, tanıdığımda Tokatlı bir insan diyebiliyor idi.
Çünkü o kadar Tokat'tan güzel bahseder, o kadar Tokat'ı iyi tanır, bilir ve o kadar da güzel hem ekranlardan hem yazılarla anlatırdı ki ta ki Hasan Erdem Bey'e nereli diye sorduğumda, yani Tokat'ın neresinden diye sorduğumda Tokatlı olmadığını, Trabzonlu olduğunu söylediği zaman, Oflu olduğunu söylediği zaman hayretler içerisinde kaldım. Bir taraftan üzüldüm böyle bir değerli insanın hemşerimiz olmamasından dolayı, ama diğer taraftan da en az bizim kadar bu şehre aidiyet duyan, en az bizim kadar bu şehri bilen, seven ve bu şehrin belki çok daha farklı noktalara gelmesi için gayret eden bir insan olmasından dolayı da çok büyük mutluluk duydum, kıvanç duydum. Onun için değerli hocama buradan özellikle teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendisinden diyorum. Ve yine bugün bizi yalnız bırakmadı. Yine geldi. İnşallah da birçok kez kendilerini burada misafir etmenin bizlerde hazzını yaşarız. Birazdan da sohbetinden de müstefit olacağız. Ve güzel bir irfan sohbetini hep beraberce burada dinleyeceğiz diye düşünüyorum. Tabii burada bir başka bir güzellik olur sanki. Belki kaç yüzyıldan önce kalan bir geleneği yeniden devam ettirdik. Şöyle keşke tarihe bir yolculuk yapabilseydik de işte 1150-1200 yıllarda acaba burada kimler ne yapıyordu bir görseydik. Herhalde eminim aynı bizim bu icra ettiğimiz sohbetleri veya buradaki eğitimleri onlar görüyor olurlardı. Ve bunun bugün de devam ediyor olması bizim için ayrı bir mutluluk. Ve buna vesile olan bu güzel düşünceye gerçekten de mihmandarlık eden ben değerli valimize teşekkür ediyorum. Çünkü fikir ondan çıktı. Allah razı olsun. Bizler de belediyemiz olarak da bir yerinden tutmaya gayret ettik, çalıştık. İnşallah bu bundan sonra gelenekselleşir. Yıllar boyu, yıllar asali bir şekilde devam eder. Ve hem sizlere, hem bizlere, hem şehrimizde bundan ziyadesiyle inanıyorum ki istifade edecektir. Ben sözü fazla uzatmadan bu dilek ve temennilerimle bu güzel buluşmanın, bu güzel sohbetin şehrimize, ufkumuza, yüreğimize hayırlar ve güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, hocamız için bu güzel sözleri kullandı. Oflu olmasına ayıplandı. Ama biz Sivaslar Hoca'yla gelirken bu muhabbeti yaptık. Vallahi dedi, ben Tokat'a çok hizmet ettim. Bir fahri hemşerilik belirti verseler de hayır demem dedi. Öyle olmadı mı Sayın Hocam? Evet. Bu İrfan Yabasan Ödesi, İrfan sohbetlerinin yapılması için talimatlarını veren ve aslında bunun gelenekselleşmesini isteyen Sayın Valimize numara tipolunda söz vermek istiyorum. Başkanım söyledi, inşallah gelenekselleşir. Sayın Valimiz bunu başlattı ama bunun emaneti Tokatlılarıdır. Devamlı inşallah Tokatlılar sahip çıkacaktır. Buyurun Sayın Valim. Çok muhterem hocam, belediye başkanım, rektörüm, parti başkanımız, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle teşekkür ediyorum. Duyuruyu İl Milli Eğitim vasıtasıyla, üniversite vasıtasıyla yapmaya çalıştık mümkün olduğunca. Ama aynı zamanda bunun bu şekilde devamı hepinizin önünde, sizlerin yanında birileriyle daha gelmesiyle birlikte oluşacak bir şey. Tabii şu anda içinde bulunduğumuz mekan hocam anlatacaktır. Ben çok fazla detaya girmiyorum. Sadece ilk göreve geldiğimde baktığımda müthiş bir şekilde etkilendiğim iki mekan. Yani Niksar'daki Yağbasan Medresesi ve burası. Danışman mirası. Ama aynı zamanda Orta Asya Türk İslam Medrese geleneğinin Anadolu'daki ilk yuvası. Dolayısıyla da bu sohbet dizisini başlarken aslında ya da burayı kurumsallaştırmaya çalışırken yapmaya çalıştığımız bir şey var. O da
İlim Müslümanın itik malıdır hadisinden hareketle yeni bir şey de katabiliriz. Ama aynı zamanda bir şey daha yapmalıyız biz. Gençlerimize aslında şu anda burada bulunduğumuz yapıda bunların lanetayın bir taş olmadığını, bir taş gibi olmadığını, bu taşların aslında bir dilinin olduğunu ve o dil ile konuşabilirlerse medeniyeti, kaybettiğimiz medeniyeti tekrar daha fazlasıyla ortaya çıkarabileceğimizi ve yarınlara daha emin adımlarla tarihinden, köklerinden emin bir şekilde kendilerini hazırlarsa geliştirebileceklerini ve o şekilde aslında yükselebileceklerini göstermek. Bu anlamda burada taşa dokunduklarında aslında neyi görmeleri gerektiğini işte burada sizlere anlatacaksınız. 1150'li yıllarda yapılmış olan bir yapı, lanetlayan bir yapı değil, içinde ilimin, fennin pek çok yani bugün akademiyen bilgilendiğim alanın bulunduğunu görmeleri, hissetmeleri ve yarınları ona göre hem şehir tasavvurunu hem de ülke tasavvurunu, millet tasavvurunu ortaya koymaları hedefiyle, amacıyla yola çıktık. Umuyorum ki bu sohbet halkası çok uzun süre, yani burada işte en son ne zaman öğrenci var bilmiyorum, yani ne zaman tamamen faaliyetten kalktı bilmiyorum ama bu şekilde ben bu ocağın diriltilmesine bir vesile olabileceğimizi, buranın aynı zamanda Anadolu'ya işte tarihindeki gibi tekrar meşale olabileceği düşüncesini taşıyorum sizlerle birlikte. İnşallah da gerçekleştiririz diyorum. Belki de ülkemize İhsan Hocam'ın da üzerinde durduğu şekliyle artık dalga dalga gelişecek bir halka haline gelir diye umut ediyorum. Tekrar başta hocamıza, katılanlara ve her şeyden önce Alparslan Hocam, Hasan Erdem orada her zaman için böyle kenarda durur ama Tokat'taki her kültür hizmetinin içinde yine belediye başkanımıza ve üniversitemize katılan herkese huzurlarınızda, milli eğitim mensuplarımıza da dahil olmak üzere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hocam hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederiz Sinan. Ve şimdi sözü Yalova Sam Medresi İlkan Sohbetleri programının ilkinde hocamız Sayın Profesör Doktor İhsan Fazlıoğlu'na veriyorum. Buyur Sayın Hocam. Sayın Valim, muhterem protokol, değerli hazirun. Ben de öncelikle hepinizin gecesinin mübarek olmasını diliyorum ve şimdiden hayırlı cumalar. Biraz heyecanlıyım. Şimdi ben Anadolu'yu çok dolaşan biriyim biliyorsunuz. Pek çok eseri ihya etti devletimiz. Fakat Tokat'ta farklı bir şey var. O da bu ihya edilen eserlerin içeriğine de bir anlam katmaya başladılar. Bu Yağıp Asan İrfan sohbetleri aslında yeni bir başlangıç. Hani siz Tokat'tasınız, belki gezmiyorsunuz, görmüyorsunuz ama diyelim ki Kayseri'de, Sivas'ta, efendim Konya'da, hatta Trabzon memleketimde pek çok binayı devletimiz yeni bir bakış açısıyla ihya ediyor. Onu müze yapıyorlar. İşte kültür diyebileceğimiz kümenin elemanı haline getiriyorlar. Bu hiç yoktan iyidir. Fakat oraların asli ruhuna ilişkin bir faaliyet yapmak bence bu akşamla birlikte başlamış oldu. Bu açıdan fikir babası olan Sayın Valimize ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu açıdan yeni bir aşamaya geçildiğini düşünüyorum. Bu tür eserlerin
değerlendirmesi açısından. Şimdi ben öyle hafif bir şey konuşmayacağım. Hem şehrin ruhuna, hem bulunduğumuz mekana, hem de hem içinde bulunduğumuz şehrin ruhuna, hem mekanın makamına uygun bir konuşma yapmaya çalışacağım. Sorum şu: Tokat'taki Niksar, Tokat'taki ve Niksar'daki yağı basan medreseleri, ki biz bunlara yağı basan medresesi diyoruz. Bunlar esas adı kaynaklardan, en azından matematik kitapları ile ilişki biraz sonra göstereceğim, metinlerde Nizamiye medreseleri olarak geçiyor. Çünkü yağı basanın lakabı Nizamüddin. Fakat bu Nizamüddin'den dolayı Nizamiye aynı zamanda Selçuklu medreselerindeki büyük medrese hareketinin Nizamiye olmasıyla da metaforik olsa da bir ilişkisi var. Sorum şu: bu medreselerin özelde İslam Türk medeniyetindeki fikriyat içerisinde yeri nedir? Daha küçük ölçekte de Anadolu'daki felsefe bilim hareketinde bu yağı basan medreseleri ve özellikle üzerinde duracağım bunun ikizi olan Niksar'daki yağı basan medresesinin yeri nedir? Ne yapıyor bu adamlar? Yani elbette biraz önce Vali Bey'in işaret ettiği gibi burada dersler yapılıyor. Yani onun vakıf kurumlarıdır, biliyorsunuz. Belirli öğrencileri vardır, hocaları vardır. Burada belirli dersler okutulur. Bu ders müfredatları böyle çok kesin değildir. Biraz hocayla da alakalıdır. Bazen dini ilimler ağırlık kazanır, bazen matematik bilimler. Bunların hepsi olmuş. Ve bu medreselerin vakfiyeleri ayakta kaldığı müddetçe de dersler devam edilmiş. Bu medreselerin size sanat tarihi açısından, efendim mimarlık, mühendislik açısından anlatımı yapılabilir. Tarihsel yeri hakkında konuşma yapılabilir. Bunlar önemli şüphesiz ama zihniyet olarak buranın bir yeri var. Bu o kadar önemli ki İbn-i Sartak'ın öğrencisi olan Davud-ül Kayseri ilk Osmanlı medresesinin başına geçtiğinde bu zihniyeti tevarüs edip oraya götürüyor. Bu zihniyet ne? Neyin peşindeler? Neyi çözmeye çalışıyorlar? Bunun üzerine durmak lazım. Dolayısıyla benim konuşmam mimari ya da eğitim tarihi ya da mühendislik gibi konularda olmayacak. Daha çok bir zihniyet analizi yapacağım. Bu zihniyet analizinin başlangıcı zannediyorum 3 saat sabrınızı zorlayacağım. Yani 3 saat süre verdim. Sayın Valimiz yoruluncaya kadar buradasınız. Ona göre. Şimdi bunu anlayabilmemiz için Türklerin İslam tarihindeki ve dünya tarihindeki yerini çok iyi yakalamak lazım. Türk kelimesi çok geniş bir kelime. Türk milleti dediğimiz milletin alt, o büyük hükmü olarak düşünün, çok farklı Türk boyları var. Uygurların hikayesi ayrıdır, Kıpçaklarınki ayrıdır, Kırgızlarınki ayrıdır. Ben Türk derken şunu anlayacaksınız: 960'da Cende inen ve 1040'da Damla'nın savaşıyla Büyük Selçuklu Devleti'ni kuran, akabinde de Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet'e kadar gelen çizgiyi kastedeceğim. Yoksa tüm Türk tarihini kuşatacak bilgim de yok zaten. Yani hepsi uzmanlık konusu. Şimdi 960'da Cende inen Oğuz yabluluğundan kopup gelen Selçuklu Türkleri, 1040'ta malumunuz İslam aleminin siyasi hakimiyetini eline geçiyorlar ve bu siyasi hakimiyeti ele geçirdiği dünyada en önemli problem her şeyin tarumar olmuş olması. Devletçiklere bölünmüş, entelektüel olarak parçalanmış, akıl parçalanmış, vicdan parçalanmış, pek çok sorunu olan bir coğrafya. Ve bu coğrafyayı ele geçirdikten ilk önce merkezi bir devlet kuruyorlar. Hukuk sistemini yeniliyorlar, adalet teşkilatını tekrar kuruyorlar. Fakat bu geçici bir tedbirdir. Siz gücünüzü kullanarak mevcut sorunu çözebilirsiniz ama bu mevcut sorunu çözdüğünüzde bu çözümün sürekliliğini sağlamak için zihniyeti dönüştürmeniz lazım. Şunu fark ediyorlar: İslam dünyasında fikir parçalanmış vaziyette, akıl parçalanmış vaziyette.
yüzlerce fıkıh mezhebi var, yüzlerce itikadi mezhep var. Elbette bir medeniyette teorik pozisyonların olması önemli ama bu teorik pozisyonların birbirlerine anlaşabilmesi için bir dile ihtiyaçları var, dil de ortak değil. Bunun üzerine üç önemli hareket gerçekleştiriyorlar zihniyet açısından. Öncelikle Akdeniz coğrafyasında milattan önce 3000'den itibaren başlayan, süreç içerisinde gelişen Mezopotamya, Mısır, Anadolu uygarlıkları, Yunan, Helenistik dönem ve İslam'da gelişen mantık diliyle yazılan felsefi geleneği tahkik denilen bir harekete girişiyorlar. Tahkik hareketi. Tahkik kritik demektir. Her kritik bir krizi önceler. Yani her kritiği bir kriz önceler. Aynı kökten gelir. Kriz ve kritik kelimesi aynı kökten gelir. Tahkik kritik demektir. Yani Selçuklular kendi dönemlerine kadar gelen entelektüel birikimi, mantık diliyle ifade edilen entelektüel birikimi bir masaya koyarlar. Derler ki buna ortak bir dil içerisinde bunu yeniden ifadelendirelim. Buna tahkik hareketi diyoruz. Bu tahkik hareketi Gazali'nin eleştirileriyle başlar. Daha sonra ondan sonra gelen düşünürlerin eliyle devam edip Fahrettin Razi 1210'da ölen Fahrettin Razi ile zirvesine ulaşır ve İslam dünyasında yeni bir felsefi perspektif, felsefi kelam dediğimiz bir perspektif başlar. İkinci hareket ise tahrir hareketidir. Tahrir hareketi de yine Akdeniz dünyasında matematik bilimlerde yazılan tüm eserleri masaya koyarak onları yeniden gözden geçirip yeniden onların ispatlarını daha rafine hale getirmek, yeni ispatlar yapmak neyse çok teknik konular onlar. Tüm matematik eserleri, sayılar teorisi, aritmetik, cebir, trigonometri, konik hesapları, mekanik, optik hangi alanda olursa olsun bunları hepsini yeniden üretmek ve yeniden piyasaya sürmek. Kamuoyuna sürmek. O dönemde piyasa yok tabii bu anlamıyla. Bu iki hareketi bitirdikten sonra üçüncü bir hareket yapıyorlar ki hem Tokat'taki, buradaki şu anda içinde bulunduğumuz hem de Niksar'daki medrese bu hareketin bir uzantısıdır. O da tamam siz tüm felsefi bilimleri gözden geçirip tahkik hareketini yaptınız, tarih hareketini yaptınız ama bunu nesiller arası aktarıma sokmanız lazım. Bu da eğitimdir, öğretimdir. Öyleyse tüm bu birikimi ilk defa belki sistematik olarak tarihte ders kitabı yazım teknikleri geliştirerek tüm bu birikimi ders sıfatlarına dönüştürüp medreselere ilim kavramı altına düşen o dönemdeki her türlü teorik bilgiyi okutmaya başlayan bir süreci başlatıyorlar. Şimdi elbette Mezopotamya'da okul var ama bunlar kişiseldir. Platon'un akademisi kendi akademisidir. Aristoteles'in, Nikon'un kendi lisesidir. Toplumsal, kamusal ve siyasal bir karşılığı yoktur o okulların. Filozofların okulları vardır, din adamların okulları vardır. Ama ilk defa devlet meseleye bir dizayn veriyor, bir perspektif veriyor ve bunu kamusallaştırıyor ve bir kurumsal öğretim hareketini başlatıyor. Bu Türklerin İslam dünyasına kazandırdığı bir şeydir. Süfya'dan beri okullar İslam dünyasında, camilerde var, bu başka bir şey. Ama bir kurum kurmak başka bir şeydir. Medreseler elbette Orta Asya'daki Budist tapınaklarından ve benzeri şeyler etkileniyor ama Oğuz Türklerinin özellikle Selçuklu devlet erkinin Nizam-ı Mülk'ün başkanlığında İslam dünyasına öngördüğü bir şeydir. Bakın Yavuzhasan Medresesi'nin yaklaşık olarak bunlar hep tartışmalı konular 1154 gibi kuruluyor. 1154 Gazali yeni ölmüş. Razi daha henüz ortada yok neredeyse. Yani burada kurulan medreseler, burada Hüdayi Nabit, efendim kendi başına kurulmuş medreseler değil, büyük bir ufkun ve siyasetin buradaki uzantılarıdır. Nedir o? Akdeniz dünyasının, İslam dünyası, İslam siyasi hakimiyetindeki tüm entelektüel üretimini ona Nizam-ı Mülk ilim kavramı diyor. Bu çok önemli. Bu dini ilim ya da efendim akli ilimler, matematik ilim değil. İlim kavramı altına düşen her şey. Bununla ilgili
hemşerim Osman Turan Hoca'nın yayınladığı bir belge var. Bir kavga oluyor Hanefilerle Şafiler arasında. Biliyorsunuz Nizamülmülk Şafidir. Sultan Alparslan Hanefidir. Şeye müracaat ediyorlar Nizamülmülk'e. Diyorlar ki ya bu Hanefiler bize şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Sen Şafisin, bize müdahale et. Verdiği cevap çok enteresandır. Biz bu medreseleri kurarken herhangi bir perspektifi tercih etmedik. İlim kavramının altına düşen her şeyi burada biz görmek istiyoruz. Ne demek ilim? İlmin bir kere Arapçada çoğulu yoktur biliyorsunuz. Knowledge, İngilizce kelimenin çoğulu olmadığı gibi. Çoğulu olduğu zaman disiplin anlamına geliyor. Yani bir insan çünkü gerçeklikle bilgi üzerinden temas kurar. Dolayısıyla bu bilgi teorik ama tabii. Yani çünkü mistik bilgi var, sezgisel bilgi var. Efendim şu bilgi, çeşitli bilgi türleri var ama teorik, yani istidlali, rasyonel aklın ürettiği tüm bilgi türleri medreselerde olacak. Bu çok yeni bir şeydir. Tarihte bu ilktir yani. Başka İslam medeniyetinin herhangi bir tarafında bunu göremezsiniz. Ve bunun kurulduğu tarih işte 1100'lere yakındır ve hızla İslam dünyasına yayılıyor. Ve burada oluşan süreç, mesela bir örnek verelim. Bakın bu ders kitabı şey örneği. Bahattin Gazan Yönesi Bahattin Haraki astronomi kitapları yazıyor. Şerefettin Mesut astronomi kitapları yazıyor. Ömer Çami'nin astronomi kitapları, tıp kitabı. Ama nasıl? Genel kitap değil, ders kitabı. Ders kitabı formu oluşturuluyor. Çok çeşitli telif teknikleri geliştiriyorlar. Tenki, terfiz, tecrit. Yani en az 7-8 farklı yazım türlü metin oluşturuyorlar. Ve bu metinleri medreselerde belirli aşamalarda bir müfredat fikri etrafında okutmaya başlıyor. Bu fikir özellikle Selçukluların son döneminde Sultan Sencer zamanında, ki Sultan Sencer insanlık tarihinin en önemli insanlardan biridir. Belki de Türk tarihinin en uzun görev yapmış melik ve hükümdar olan 65 yıl ve etrafında tüm entelektüelleri, yani yaklaşık 125'e yakın filozof var etrafında. Az iş değil. Filozof demek odanın da her türlü bilimlerde uzman demek. Fatih'le kıyaslanabilir. Fatih'ten farkı şu, Fatih Sultan Mehmet kendisi de alim. Kendisi de filozof. Sultan Sencer'in böyle bir tarafı olup olmadığını bilmiyoruz ama bu azdan bir himaye ediyor ve hiç ayrım yapmıyor. Hanefisi de var, Şafisi de var, Mu'tezisi de var, Eşarisi de var, matematikçisi de var, fizikçisi de var, astronomi, hepsi onun içinde. Sonra Harizmşahlar bunu devam ettiriyorlar. Fakat 1220'lerden itibaren Moğol baskısıyla bu yavaş yavaş Anadolu şeye, önce İran'a sonra Anadolu'ya doğru kayıyor. Şimdi bunu çok iyi anlamak lazım. Tokat'taki ve Yağıbasan'daki Niksan Medresesi'ndeki entelektüel dönüşümü anlamak için bu süreci. Fakat altını tekrar çizerek söylüyorum. Bu Yağıbasan medreseleri Hüdayi Nabit ve burada kendinde varlığa gelen entiteler değil, o büyük Selçuklu İmparatorluk vizyonunun danışmentler eliyle Anadolu'daki tezahürüdür. Niye danışmentler? Çünkü danışment zaten profesör demek. Burayı kuran adam, danışment Gazi zaten bir ilim ailesinden geliyor. Selçuklu sultanlarının bir tür lalaları gibi, onları entelektüel açıdan yetiştiren insanlar gibi. Dolayısıyla ilk olarak bunun danışmentlerin merkezinde olması da bir tesadüf değil. Birikim ona müsait. Hasan Erdem Hocam, yanlış söylediğim zaman müdahale et ondan. Ha, yani çünkü yani bakıyorsun oradan, diyorum acaba yanlış bir şey mi söyledim diye. Evet. Yok, bu sadece pedagojik numaralardır rahatlatmak için. Bir de hocam şunu kaldıralım, beni terletti bu. Bunu kapatabiliriz. O açıdan Yağıbasan medreselerinin vizyonunu bu Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ve oradaki talim, tahrir ve tahkik hareketinin bir devamı olarak görmekte yarar var. Şimdi Moğolların istilası insanlık tarihinde görülmüş en büyük istiladır biliyorsunuz. Korku ve dehşet diye tanımlarlar. Fakat bu çabucak geçiyor ve önce Meraga Matematik Astronomi Okulu kuruluyor. Nasreddin Tusi'nin, İbn-i Sartak da bu okulda yetişiyor. Sonra Tebriz Matematik Astronomi Okulu kuruluyor. Şimdi tarihsel şeyleri, bu okullarda kimler var, ne yapmışlar, o ayrı bir konu. Şimdi burada bir önemli problem var. Zihniyet analizine geçiyoruz. Gerçeklikle bir temasımız var bizim. Biz bir sahnede yaşıyoruz. Bu sahne mekan zaman
kategorilere belirli bir sahne. Biz Tanrı değiliz. Cenab-ı Hak mutlaktır. Ne demektir? Boşandırılmış, mutlak boşandırılmış demek. Nereden boşandırılmış? Mekan zaman kayıtlarından boşandırılmış demek. Ama insan mukayyettir. Yani zaman mekanla mukayyet. Bir sahne değil. Şimdi bu sahnede varlığımızı idame ettirmek için bu sahnenin bilgisine ihtiyacımız var. Çok çeşitli nedenlerle. Karnımızı doyurmaktan tutun, güvenliğimizi sağlamaya kadar, maddi güvenliğimizi, manevi güvenliğimizi, metafizik güvenliğimizi sağlamaya kadar pek çok noktadan bilgiye ihtiyacımız var. Hazreti Ali'nin ifadesiyle insan eşittir bilgi. Biz her şeyi bilgiye dönüştürerek irtibat kurabiliriz. Cenab-ı Hak'la olan irtibatımız da bir bilgi irtibatıdır. Kendimizi idrak ederiz. Bu bir bilgi irtibatıdır. Başka insanlarla olan irtibatımız, tarım yapıyoruz, hayvancılık yapıyoruz. Hepsi bunların o sahnedeki diğer varlıklarla kurduğumuz ilişki bilgi üzerinden kuruluyor. İşte arıyı bileceksin, balı bileceksin ki onun balından istifade edebilesin. Mevsimleri bileceksin ki tarım yapabilesin. Ölçeceksin, sayacaksın, değil mi? Bizim her türlü gerçeklikle kurduğumuz irtibatın biri en önemlisi bilgidir. Bu bilginin türleri var. Tecrübi bilgi, nazari bilgi, hadsi bilgi, meadi bilgi, bir sürü 20-30 çeşidi var. Şimdi yalnız bu çeşitlerin içerisinde en önemlisi hepimizin ortak olduğu istidlali rasyonel bilgi. Şimdi bu gerçekliği nasıl kuracaksınız? Çok çeşitli yöntemleri var. İslam dünyasında baskın olan büyük oranda ya kelam geleneğinin takip ettiği, buralar biraz zor ama önemli. Kelam geleneğinin takip ettiği dil üzerinden, yani dilin içinde gerçekliği yakalamak, tabii Arap dili o zaman, ya da bu dilin formelleştirilmiş biçimi olan mantığın içerisinde, diyelim İbn Sina'nın sistemi nedir? İbn Sina'nın sistemi gerçekliği mantıksal, formelleştirilmiş dil içerisinde yakalamak. Yani şöyle düşünebilirsiniz, dili bir ayna gibi düşünün, gerçeklik oraya yansıyor. Siz o yansıma içerisinden o gerçekliğin analizini yapıyorsunuz. Buna göre astronomi yapıyorsunuz, kozmoloji yapıyorsunuz, ahlak yapıyorsunuz, devlet teorisi geliştiriyorsunuz. Bir de matematik dediğimiz bir hadise var. Matematiğe yabancı değiliz çünkü modern bilim matematikle gidiyor. Ama şunu bilin ki klasik geleneklerde matematik ikincildir. Yani ta Mezopotamya'dan itibaren başlayıp gelen süreç içerisinde mesela Aristoteles diyoruz. Aristoteles matematiği sevmez. Yani matematik onun için ikincildir. Sevmez derken kastettiğim o. Mantık diliyle hareket eder. Mesela İslam dünyasında İbn Bacca gibi büyük bir filozof matematikle uğraşmayı vakit kaybı görür. İbn Rüşd gibi bir filozofun bir sayfalık matematik eseri yoktur. İbn Sina matematiği sadece gökyüzü olaylarına ilişkin, çünkü oradaki uzaklık mesafeleri ölçmek için ancak işe yarar. Peki eşyanın hakikatini nasıl bileceğiz? Gerçekliğin hakikatini nasıl bileceğiz? Mantıkla bileceğiz. Varlığın kendisini bize formel bir dilde verdiği biçimiyle bileceğiz. Burayı çok iyi anlamak lazım çünkü Meraka ve Tebriz'de gelişip Tokat Niksar Yağubasan Medresesi'nde İbn Sartan gündeme getirdiği şudur. Biz gerçekliği matematikle bilebiliriz. Bu çok önemli bir hadise. Çünkü biliyorsunuz Galile'den başlayıp, tabii Galile'den daha önce İtalya Bologna Cebir Okulu, Cardano, Ferrari, Tartaglia gibi isimlerle başlayıp işte nedir? Tycho Brahe, Kepler'den baş, Descartes üzerinden Newton'a kadar giden süreçte biliyorsunuz gerçekliğimiz matematikle idrak edebiliriz. İşte Galileo nispetle meşhur gerçekliğin alfabesi matematikle yazılmıştır. Onun harfleri üçgendir, dörtgendir meşhur sözü biliyorsunuz liselerde anlatın. İşte ilk defa bu İslam dünyasında Meraka'da akabinde de Tebriz'de filozof bilim adamları isimlerinden bahsedeceğim. Şöyle bir iddiada bulunuyorlar. Tamam, böyle bir sistem var da bu sistem 2000 yıldır çalışıyor. Bize gerçekten gerçeklik hakkında doğru bilgi veriyor mu? Sivas Gök Medrese'de telif edilen Kutbuddin Şirazi'nin yazdığı Nihayet-i İdrak fi Dirayet-i İflak adlı astronomi eserinin girişini bir okuyun. Ben bunu yayınladım. Şimdi orada diyor ki, ya arkadaş siz 2000 yıldır tartışıyorsunuz metafizikte. Neyi çözdünüz? 2000 yıldır fizik yapıyorsunuz. Daha doğrusu felsefi fizik, mantıksal fizik. Neyi çözdünüz? Kavgadan başka ne yapıyorsunuz? Ama bakın diyor, matematik gerçeklik hakkında o kadar doğru bilgi veriyor ki
bu bilgi sadece gerçekliği temsil etmekle kalmıyor. İnsanlar da bundan faydalanıyor. Bir bakın bakayım, günlük hayatta insanlar metafiziği mi kullanıyorlar, matematiği mi kullanıyorlar diyor. Arazi ölçümlerinde, tereke hesaplarında filan. Çok önemli. Şimdi şöyle bir anlayış uyanıyor. Özellikle Hanefi fakihler, İsmail Mardini, Mardinli bir Hanefi fakih, şöyle bir anlayış uyanıyor. Diyorlar ki biz Cenab-ı Hakk'ın emir ve nehirlerini yaparken, ona tabi olurken matematiği kullanmıyor muyuz? Namaz vakitlerinde matematiği kullanıyoruz. Ramazan, kıble tayininde kösetrometri kullanıyoruz. Arazi ölçümlerinde, tereke hesaplarında. Niye? Çünkü diyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın emir ve nehirleri matematikte daha iyi idrak edilir. Peki vahyedilmiş kitap eğer matematikte daha iyi idrak ediliyorsa, yaratılmış kitap yani evren matematikte daha iyi bilinmez mi? Güzel. Şimdi tüm bunları bir araya getirdiğimiz zaman ortaya bir yeni perspektif çıkıyor. Biz gerçekliği matematikle nasıl idrak edebiliriz? Ve bu idrak sürecini yürütebilmek için matematiğe ne kadar ihtiyacımız var? Matematik bize gerçekten filozofların, yani İbn-i Sina'cı filozofların iddia ettiğinin tersine gerçeklik hakkında tam ve kesin bir bilgi verebilir. Şimdi bu bir iddia. Bunu eserlerde buluyorsunuz. Güzel ama matematik buna müsait mi? Mesela Descartes modern bilimin kuruluşu esnasında baktığı zaman matematiği, matematiksel bir fizik kuracak ama matematik yeterli değil. Oturuyor ne yapıyor? Analitik geometriyi kuruyor. Newton oturuyor, kalkülüs hesabı kuruyor. Diferansiyel integral hesabı kuruyor. Çünkü elindeki matematik hareket içli olan bir fiziği idrak etmeyi sağlamıyor. Çünkü kalkülüs hareketin içerisindeki bir evreni bilmek için geliştirilmiştir. Sabit bir evreni değil. Şimdi tam da bu çerçevede hem Nasreddin Tusi Meraga okulunu kuran, Meraga okulu biliyorsunuz Azerbaycan'da bugün Meraga, İlhanların başkenti, Hulagu'nun başkenti. Orada büyük bir rasathane kuruyorlar. Rasathane derken medreseler var, efendim hastaneler var, atölyeler var, istinsah merkezleri var, mürekkep filan her şey. Büyük bir külliye kuruyorlar. Ve orada tüm matematik bilimleri yeniden gözden geçiriyorlar ve matematik bilimleri geliştirmeye çalışıyorlar. Özellikle geometri, cebir, aritmetik, sayılar teorisi, kombinatör analiz gibi tüm disiplini geliştirmeye çalışıyorlar. Bunun için Muhyiddin Urdi, Ahlat, Anadolu'dan bazı alimler, hatta Endülüs'te Muhyiddin Mağribi, o dönemin büyük isimlerini topluyorlar ve Kutbuddin Şirazi dediğimiz genç de o sırada orada, sonra Anadolu'ya gelecek. Ve bu ekibin içerisinde de iki tane önemli isim var. Bu yeni bir bilgi. İbn Sartak ve abisi ya da kardeşi İzzüddin Sartak. İki kardeş. Bunlar Türk. Muhammed bin Sartak, bin Çoban, bin Saltuk, böyle gidiyor. Uzun bir ismi var. Bu iki abi kardeş burada eğitim görüyor. Ve bu eğitimin akabinde şeye geliyorlar. Anadolu'ya geliyor. Şimdi İbn-i Sartak'ın yaptığını anlayabilmek için birkaç şeyi daha temas etmek lazım. Tam Meraga okulu Meraga okulu o dönemin sadece İslam dünyası için, tüm dünya için bir akademi. Famonju diye bir Çinli de oradan. Büyük ihtimalle İbn-i Sartak oradayken gelmiş. Dolayısıyla İbn-i Sartak Çin geleneğine de aşina olabilir. Hatta biz de Cemalettin el-Bukhari diye birini Çin'e Kubilay Han'ın yanına gönderiyorlar Meraga'dan. Yani bunlar arkadaşlar bilmek lazım. Bunlar şey değil. Nasıl? Uzmanca bilgiler değil. Şimdi gençlerin özellikle kahramanlara ihtiyacı var. Bu kahramanlar sadece askeri kahraman, siyasi kahraman değil. Matematikte kahramanlara ihtiyaç var. Sanatta, edebiyatta, şiirde, değil mi? Bunlar genel kültürün parçası olması lazım. Şimdi mesela biraz mürekkep yalamış hemen herkes Batı'ya ne kadar etkimiz olduğunu söyle. Sıfır önce biz bulduk, Harizmi'den aldılar değil mi? İbn-i Eysel'den bilmem ne aldılar. Niye?
Çünkü orası gelişmiş bir kültürü temsil ettiği için oraya etki yapmak bizim psikolojimizi rahatlatıyor. Ulan büyük işler yaptılar ama bizden aldılar. Peki Çin'in bizle İslam dünyasıyla etkileşimini biliyor muyuz? Mesela Çin'deki İslam hat geleneğini biliyor muyuz? 5 tane büyük hattat var Çinli. İslam hat geleneğine mensup. Mesela belli bir dönem içinde tüm hastanelerin İslam hastanelerine göre çalıştığını, tüm eczanelerin İslam eczane sistemine göre çalıştığını ve İslam astronomisine göre hastane kurulduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ne zaman öğreneceğiz biliyor musunuz? Çin dünya hakim olsun diyeceğiz ki, Çin mi? Ulan bizden aldılar onları ya. Ve ilk kitabı yazacağız. Tabii bu psikolojiye göre davranıyoruz. Bu doğru bir psikoloji değil. Düşünün, onlar Merada Famonji'yi gönderiyorlar. Niye gönderiyorlar? Çünkü Kubilay'a yönetiyor orayı. İslam astronomisini öğrensin diye. Ve bir de onunla da yetinmiyorlar. Cemalettin Buhari diye bir astronomu da Çin'e gönderiyoruz. Pekin'e. Orada bir İslam rasathanesi kuruyor. Yani İslam rasathanesi derken İslam dünyasındaki rasathane tekniklerine göre çalışan, gözlem yapan bir rasathane. Çünkü Çinlerin kendine göre bir rasathane gelenekleri var zaten. Bu şeyde Meraga'da çalışan tüm bu ekip, bunlar yaklaşık 100'e yakın bir ekip, İbn-i Fuvati diye biri bunların tarihini yazıyor. Yani rasathanenin tarihi yazılıyor. Hangi bilim adamları çalışmış, hangi matematikçiler, hangi astronomlar, hangi optikçiler, hangi mekanikçiler, ne eser yazmışlar, birbirleri olan ilişkileri nelerdir, bunun tarihi var. Günümüze büyük oranda geldi bu. Şimdi burada yetişen bir isimden bahsediyorsunuz. İbn-i Sartak ve kardeşi. Akabinde Tebriz kuruluyor. Tebriz'de daha bir aşama. Tebriz'in kurucusu Gazi Han, Müslüman olmuş olan inanlı imparatoru Han'ı ve Kutbuddin Şirazi'yi başına geçiriyor. O Meraga'da yetişmiş. Burada daha ciddi bir meseleyi tartışıyorlar. O da şudur. Şimdi eğer bir fiziksel gerçekliği matematikle üreteceksek cevaplamamız gereken iki önemli soru var. Bir, bu matematik nesneler nerede inşa ediliyor? Şimdi ben ağaca baktığım zaman ağaç dışarıda duruyor. Değil mi? Bir, gökyüzüne baktığım zaman Jüpiter, Mars orada. Ya fiziksel gerçek nesneler var. Bu fiziksel gerçek nesnelerin varlığı benim irademe bağlı değil. Onlar varlar. Zihnimde çeşitli nesneler üretiyorum. Masal nesneleri üretiyorum. Binbir gece masalları gibi. Değil mi? Ondan sonra devlet fikrim var. Devlet kuruyorum, belirli. Nedir? Yapılar üretiyorum. Peki matematik nesneler ne tür nesneler? Sayılar, cebirsel denklemler, geometrik nesneler, bunlar fiziksel nesneler değil. Çünkü fiziksel nesneler olsalar benim irademden bağımsız olarak benim önümde kendilerini bana sunmaları lazım. Ağaç gibi, gezegen gibi. Masal nesneleri gibi de değil. Çünkü ben bunlara gerçekliği açıklayacak modeller geliştiriyorum. Yani hiçbir zaman anka kuşuyla alakalı bir tereke hesabı yapmıyorum ama aritmetikle tereke hesabı yapıyorum, geometriyle arazi ölçümü yapıyorum. Matematik nesnelerin uzayı neresidir? Hala biz bugün bunu tartışıyoruz. Diyelim ki Einstein'a göre matematik nesneler icat edilmez, keşfedilir, fiziksel gerçekliği içerisindedirler. Ama başka bir ekolde diyecek ki hayır, matematik nesneler insan icadıdır. Biz sadece onları bir dil olarak kullanırız. Bakın bugün tartışıyoruz biz bunu. Aynı meseleyi tartışıyorlar. Matematik nesneler ne tür nesnelerdir? Bunu bir şekilde çözdüğümüzü varsayalım. Bu teknik bir şey. Bunu tartışıyorlar. Peki matematiksel yargılar ne tür yargılar? Ne demek matematiksel yargı? Siz daireyi bir nesne olarak alıyorsunuz, içerisinde pi sayısı üzerinden tutuyorsunuz, efendim yaylar üzerinden, kirişler üzerinden bir sürü yargılar üretiyorsunuz. Sonra oradan hareket ederek modeller kurup gökyüzünün ona göre çalıştığını, ışığın işte şu geometrik forma göre hareket ettiğini belirleyen modeller oluşturuyorsunuz. Bu modeller belirli yargılar içeriyor. Bu yargıların uzayı neresi? Bunlar fizik nesnelerle ilişkin yargılar değil. Masal nesneleri de değil, bu yargıların uzayı neresi? Ve bunların epistemik bilgi değeri nedir? Bunu tartışıyor. Akabinde, eğer biz matematiği, gerçekliği temsil edecek o bir dil olarak kullanacaksak bunu geliştirmemiz lazım. Bakın inanılmaz eserler üretiliyor bu dönemde. Tek tek bunlarla zihninizi yormayacağım. Aritmetik, yani bugünkü aritmetik, hesap, cebir, uygulamalı geometri, teorik geometri, konik kesitleri, optik,
tüm matematik bilimler inanılmaz bir şekilde üretiliyor. Mesela en önemli optik kitaplarından biri bu dönemde yazılıyor. Kemalettin Farisi'nin Tenkvin Menazırı ki ta Mimar Sinan'ın en dönemde okuduğu metindir. Cebir konusunda önemli metinler üretiliyor. Astronomi teorileri yeniden yenileniyor. En önemli orijinal teorik astronomi çalışmaları yine bu dönemde yapılıyor. İbn-i Sartak böyle bir bağlamda yetişiyor. Bu zihniyeti iyi anlamak lazım. Şimdi İbn-i Sartak yaklaşık 1314'te Anadolu'ya geliyor. Onun da sebepleri var. İşte Kutbettin Şirazi 1311'de ölmüş, 1308'de Selçuklu Devleti ortadan kalkıyor. İnanlı Devleti bir iç çatışmaya giriyor. Çok çeşitli nedenleri var bunun. 1314'te başka yere uğradığını bilmiyoruz ama Tokat Niksan'a geliyor. Tokat Niksan'a geldiği zaman yanında bir birikim var. Bu birikim hem Meraga'daki hem de Tebriz'deki ilmi tartışmalar, her konudaki bu felsefeyle alakalı, İbn-i Sinacılıkla, kelamla alakalı, optikle alakalı, astronomiyle alakalı, matematiğin çok çeşitli disiplinlerle alakalı kafasında bir dünya var ve artı eserler var. Bakın bu eserlerin bir kısmını ben size şimdi göstereyim. O şeyi açabilir miyiz? Öğrenci, hocası, konuşurken böyle kullanılır. Yani Seyyid Efendimiz ve
seyidimiz, Afdalul Mutahhirin, yani sonra gelenlerin en seçkini, Kudvetul Muhakkiki, yani tahkik ehlinin zirvesi, Kadıl Kudat, demek ki katılık da yapmış bu insanlar. Fil alemeyi, hem bu dünyada hem bu dünyada. Şemsüddin Level Hakveddin, Muhammed bin Sardar, bin Çoban, bin Şikir, bin Muhammed bin Sardar, Elvarar Kıyidin, Sürmen Medavi diye hocasının eserinin olduğunu çok net bir şekilde söylüyor. Bunlar tarihi hadiselerdir arkadaşlar. Yani çok metin yok bizim böyle hattı. Bu tür hatları bulmak, diyelim ki düşünsene İbn Sina'nın el yazısını görüyorsunuz. Ne kadar önemli bir şey değil mi? Ben heyecanlanıyorum, siz de bilmem. Ulu Bey'in el yazısını gördüğüm zaman bir hafta uyuyamamıştım. Çok berbat bir el yazısı ama Ulu Bey'in el yazısı yani. Bu da askeri müzede. Yine İbn Sina'nın el ikbali. Bu eser çok önemli bir eser. Yani yine ayırttım ama eserin nüshası çok önemli. Çünkü askeri şeye nereden geliyor? Ya Enderun'dan geliyor. Biliyorsunuz bizde mimarların, mühendislerin yetiştiği bir okul, mimarların okuduğu bir kitap. Mühendishaneler kurulunca hem bani hem mekni insanlar sultan onların kütüphaneye gönderilmesi istiyor. Yani modernleşme döneminde de kullanılan bir eser. Ve bugün askeri üzerinde duruyor. Biraz bozulmuş ama olsun bizde daha güzel bir nüshasına da olur eserin. Bu Ferakay'da burada eserin yine istinsal tarihle alakalı bize bilgi veriyor. Ha şurada da ikinci Beyazıt Emir'i var. Şurada Sultan ikinci Beyazıt Emir'idir. Fatih Mühü de var bu kitapta. Bu da bu eserle alakalı bazı parçalar çizimler yine çok güzel. Geometri çizimler. Asker müziği de bulmamışsın. Evet. Bu da ikinci Beyazıt Emir'i Fatih Mühü. Bu Fatih'in özel kütüphanesinden arkadaşlar bir yazma. Şimdi bu İbn-i Sa'dan kendi eserleri de İbn-i Sa'dan okuttuğu eserler var. Şeyden, Nisan'da. Bu onlardan bir tanesi. Şu girişte hemen İbn-i Sa'dan el yazısı var ama şuradan içinde mecmua diyoruz biz buna. 35 yerden eser var. Bu eserleri öğrencilerin okutmuş, bakın çok da güzel bir girişle. Burada yine ikinci Beyazıt Emir, şurada mühürler, hepsinin bir kişiyi var yazma kültürü içerisinde. Şu kenarda görüyorsunuz kendi düzenlemeleri var. Bunları okuturken, mesela şurada ekleme her daha kenarın bina delik. Delilsiz bir cümle. Böyle bir diyor şey nasıl yapar diyor. Ben diyor bunu yazdım. Arapçası okumuyor. Ve İkman adlı eserinde bunun ayrıntılarını gösterdim. Bakın burada yine öğrencilerin bu Türkiye'nin eklemeleri var. Ve ikide bir yazdığım noktada bile bunu ekliyor. Hani kitabını anladık da. Ben bunu Niksar'da okuturken, Niksar'da bunu kendi mütalaa, Niksar el-Nizami belirtisi istiyor. Bakın şurada da aynı şekilde ismi hemen buraya kendi adını yazmış. Ellesi gördü. Muhammed Sattak el-Merai. İşte şu şekilleri çizip burada bunların ispatlarını yapıyor. Matematiksel olarak. Aynı şekilde belirli notları. Burada neler var? Apollonius'un koni kesitleri var. Okid'in elementleri var. Kimin nesneleri var. Rüstem el-Kuhi'nin sabitliği Kure'nin. Yani aklınıza gelebilecek hem Yunan'da hem de İslam dünyasında telif edilmiş pek çok matematik, astronomi eserini 35 eser çünkü onların hepsini tek tek okumuş, düzeltmiş, not almış. Mesela bakın şurada diyor ki Tâlâ hâdî risâle el-hendesiyye el-natîfe. Bu güzel geometri risalesini gözden geçirdi kim? El-fakir ilallâhi Tâlâ. Allah'ın muhtaç olduğu el-fakir maddi anlamda demek değil arkadaşlar. Varlığını Cenab-ı Hakk'a borçlular demek yani. El-Fakir de değil de vay zavallı iman zayıfmış burada. İman güçlüymüş ama iman zayıfmış değil yani. Biliyorsunuz çağımız iman çağı, iman çağı değil. Herkes imanını güçlendiriyor.
Muhammed Sardak bin Çoban el-Merari fil medresetin nizamiye bin İksar el-Mahruse li evaili Rebi Cecep tarihinde veriyor. Okudum ve sahahahu, onu düzelttim, sahahtu onu düzelttim ve istifade minhu, ondan istifade ettim filan falan. Tüm metinlerini bu şekilde notlar düşmüş. Dolayısıyla orada siz onun şeyini aynı şekilde burada da her risale bir aynıha mesuretun fi kitab-ı istihbar. Bu risalenin hepsini ben diyor kendi yazdığım ihbar adlı esere ekledim. Orada bunu görebilirsiniz. Bakın bu uzun düzenlemeler yapmış. Ayrıntılı düzenlemeler yapmış. Burada da benzer şekilde. Evet. Şimdi bunları daha önce, burada ikinci bir yazdırmıyorum. Bunları daha önce zaten ben yayınlamıştım. Ama Hasan Erdem Hoca beni arayıp Sayın Valimizin böyle bir faaliyeti var, burada bir sunum yapar mısın dediğinde çalışmaları hızlandırınca İbn-i Sarp'ın iki mecmuasını daha buldum. Biri Naydın'da. Burada da bakınız yine Derese minnu ve sahhahu el-Abdül Fakir illallahü teala Muhammed bin Sarp'ın bin Çoban el-Meragi nerede? Bin İksar el-Mahruz. Niksar'da demek şu anda Hollanda'da. Bunu Hollanda'ya götüren de Golius diye biri İstanbul'dan götürmüş. Bu Golius çok önemli çünkü Descartes'in matematik hocası. Leiden'de Descartes'in matematik okutan kişidir. Bu aynı zamanda ilk oryantalisttir. İlk Latince Arapça sözlüğü yazan ve Ferdani'nin astronomi kitabını Latince'ye çeviren kişidir. Dolayısıyla İstanbul'da demek ki Nixon'ın insanların mecmuaları bulunmak. Burada da yine bu mecmuada düzenlemeleri var İbn-i Sarp'a. Şimdi bir şey daha göstereyim. Bunu da yeni buldum. Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi'nde çok önemli. Yani bu benim anlattıklarımı doğrulayan bir şey. Bu eserler nerede yazıyor? Bu tahrir hareketi etrafında bir astronomi bir de geometri kitabı. Bunları bu kitaplar İbn-i Sarp'a verildi. Ve İbn-i Sarp'a büyük bir ihtimalle bunları beraber Nisa'ya getiriyor ve oradan medresede okutuyor. Hemen kenarında görüyorsunuz bir teorem koymuş ve çizimini yapmış bunu açıklamak için metinde. Aynı şekilde şurada bir ekleme yapmış. Diyor ki ben diyor bu konuyla alakalı, burada bir şey anlatıyor mu adam ama diyor bu konuyla alakalı ayrıntılı bilgiyi El İhman adlı eserinde zaten geniş bir şekilde şu bölümünde veriyorum, oraya müracaat ediyorum diyor. Evet, bakın bu da yine kendi altı bir not. Dolayısıyla eğer yazılmış araştırmalara devam edersek İbn-i Sarp'ta, Meraka'da Niksar'a getirdiği ve nizam ettiği Yılmaz'ın medresesinde okuttuğu eserleri fazlaca olduğunu tahmin edebiliriz. Şimdi burada neyi gördük? Hani bu çok nostaljik bir şey yani. Bin yıl bir Türk matematikçinin yerlerini görmek, sonra yine bir İznik medresinin, ilk müderrisinin yerlerini görmek hakikaten çok, en azından beni çok heyecanlandırır da. Fakat gördüğümüz şu, Tokat Niksar'a gelen İbn-i Sartak boş gelmiyor. Hem kafası dolu hem de çok ciddi bir kütüphane getiriyor. Bu arada Hasan Erdem Hocam, İbn-i Sartak'ın mezarı Niksar'da olabilir. Çıkmadı. O öyle çıkmaz. Bir rüyaya yatmak lazım. Evet. Onu ben bulacağım. Onu ben bulacağım. Şimdi bir kütüphane de getiriyor, onu anlıyoruz. Çünkü bu kütüphane, bu kitaplar burada istinsa edilmiyor. Çünkü istinsa etmek kolay değil. Kağıt lazım, mürekkep lazım, müstensil lazım. Kolay işler değil. Bu kitapları büyük oranda şeyden getiriyor. Meraga'dan getiriyor. Çünkü Meraga'da atölyeler var. Kağıt atölyeleri, mürekkep atölyeleri, orada müstensiller var. Bu kitapları getiriyor. Fakat burada öğrencileriyle mutalaa ederken, okuturken notlar alıyor, belli. Zaten söylüyor bunu. Hemen hemen tüm notlar Niksar'da alınmış. İstisnası yok neredeyse. Yani ben Niksar'da şu tarihte okuturken işte şunu yaptım, Niksar'da bunu zikretmesi, dediğim gibi bu da
yani şey değildir, bu bir adet değildir. Genelde insan eserin ferah kaydında, bitirme kaydında nerede yazdığını söyler. Eserin kenarına düşünen notlarda insanlar o notu hangi şeyinde, hangi medresinde aldığını pek söylemez. Bu çok yaygın değil ama İbn-i Sartan böyle bir adeti var. Bunun nedenini düşünmek lazım. O niye böyle bilmiyorum. Fakat bu notlardan anlıyoruz ki Tokat Niksar'da Yağmasan medresinde ciddi bir entelektüel, daha doğrusu ciddi bir matematik eğitimi var. Matematik bilimleri eğitimi var. Çünkü 35'lik mecmuada usturlap aleti nasıl yapılırdan tut, konik kesitlerine, ondan sonra uzay geometri, düzlem geometri, geometrik cebir, hatta yani denklemlerin, birinci ve ikinci derece denklemlerin geometrik çözümüne ilişkin bir sürü metin görüyorsunuz. Şimdi burada kimler okudu? Biz hani Davud'un Kayseri'yi biliyoruz çünkü kayıt var. Kim bilir kimler okudu? Dolayısıyla bahsettiğimiz tarih arkadaşlar, yani 700 yıl önceki tarih. 700 yıl önceki bir ki Tokat Niksar o dönemde danışmentlerin mirası olan bir şehir. Orada bir şehir var yani. O açıdan Anadolu'da matematik bilimlerin kurulduğu iki şehir var kanaatimce benim. Şimdiki çalışmalarımız ışığında biri tarihsel sırasına göre söylüyorum, Sivas Gök Medrese, biri de Tokat Niksar. Bu iki medresede, Tokat Niksar derken Niksar'ın eski tarihini söylemiyorum, İbn-i Sartak geldikten sonra söylüyorum. Yoksa Gök Medrese'den çok eski. Niksar ve Tokat Yağmasan medreseleri Nizamiye medreseleriyle yaşıt. Gök Medrese çok sonra. O açıdan söylemiyorum ama matematik bilimlerin ağırlık kazanması bakımından. Şimdi bakın, şimdi bu İngiltere'de olsa, bu herhangi bir, şimdi çöpçülük yapmayalım, kültürel çöpçülükten bahsetmiyorum. Her şeyi koruyalım, yok öyle bir şey, her şeyi koruyamazsın. Ama temsil değeri yüksek olan, bizim kimliğimizi, hafızamızın köklerine işaret eden yapıları korumak lazım. Şimdi bir taraftan diyorsun ki, ya Nizamettin Yağmasan medreseleri Anadolu'da kurulmuş ilk Türk yüksek eğitim kurumlarıdır. Bir taraftan onları çöplüğe çeviriyorsun. Olmadı ki bu. Dolayısıyla bunların sembolik değerleri çok yüksek. Yani ben Trabzonluyum tamam da Tokat'a niye önem veriyorum? Türk olduğum için önem veriyorum. Çünkü Türk zihniyetinin teşekkül ettiği ilk kurumlar bunlar kardeşim. Yani bu benim tercihimle alakalı bir şey değil ki, böyle kurulmuş. Dolayısıyla Anadolu'daki Türk zihniyetinin, entelektüel zihniyetinin kurulduğu bir yerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların sembolik değerleri, milli kimliğe ilişkin değerleri çok fazla olduğundan dolayı bunların ihya edilmesi lazım. Ve sadece ihya da yetmiyor. Bugün burada olduğu gibi buranın içinde yine entelektüel zihniyet tarafımızı besleyecek, bize yeni zihniyet inşa etme imkanı verecek etkinliklerin yapılması lazım. Bu açıdan bu faaliyet son derece önemli bir faaliyet. Bunun mesela Tokat Niksar'da ben hemen bir teklifte bulunuyorum. Tokat Niksar'ı ihya edilsin. Ben her yaz öğrencilerimle orada felsefe bilim kursu yapmaya hazırım. İnşallah. Gelirim orada bir hafta 15 gün öğrencilerimle, İstanbul Üniversitesi bir de bilim tarihi enstitüsü kurduk. Devletimiz böyle bir şey öngördü. Büyük bir bilim tarihi enstitüsü kuruyoruz. İngilizce ve Türkçe eğitim yapacak, yurt dışından yüksek lisans doktora talebeleri gelecek. Ben söz veriyorum her ay, her yıl bir hafta 15 gün getiririm orada onlara, bizzat medresi için ders yaparım. Bunu ihya etmemiz gerekiyor bu açıdan. Şimdi Anadolu'da medrese çok. Anadolu'da mimari eser, tarihi yapı çok. Ama bunlardan bazıları sembolik değeri çok yüksek olan yapılar. O açıdan bu Yağmasan medreselerini bizim sadece bir bina, sadece mimari bir eser ya da tarihten kalmış bir tereke gibi değil de zihniyetimizin kökleri, Türklüğümüzün dayandığı temel zeminler olarak görmemizde fayda var. O açıdan çok değişik. Yani burada hakikaten konferans vermekle, ben Semerkant'a gittim, Allah nasip etti. Kadızade-i Rumi'nin, yani Bursalı Kadızade'nin, Molla Fenari'nin talebesi, ki o da bu gelenekten geliyor, ders verdiği, Semerkant Medresesi'nde ders verdiği yerin hemen o kürsüde nasip etti Cenab-ı Hak. Bir konferans verdim Özbek kardeşlerime. Şimdi bu başka bir şey. Yani Semerkant'ta da çok medrese var. Ama o medrese başka bir şey. Yani sizin kimliğinizi, milli kimliğinizi, tarihsel kimliğinizi inşa eden, zihniyetinizin zeminini kuran yapılar muhafaza edildiği zaman ne olur? Ya şöyle düşünün, bir Tokatlı genç
Tokat, Niksar, Tokat'ta ya da Niksar'daki Yavasan medreselerinde şöyle bir saat geçirdiğinde onun aidiyeti, mensubiyeti inanılmaz bir şekilde farklılaşır. O psikolojiyi siz şimdi göremezsiniz. O açıdan tabii bu tür konferanslarda çok teknik bir şeye girdiği zaman insanların canı sıkılıyor, farkındayım. Yani ben size oturup el ikmalül asili fi ilmin hendesenin teknik içeriğini anlatmak isterim. Çok da zevk alırım ama hepiniz uyursunuz. Çünkü bilen var, bilmeyen var. Uzmanlığımı burada konuşturmak değil de size daha çok bu işin anlamını anlatmaya çalıştım. Bence önemli olan da buydu. Yoksa biz onu akademik olarak yapıyoruz. Tüm bu konuşmalardan çıktığımız zaman zihnimizde ne kalacağız? Ne kalabilir? Şu kalabilir. Biz öyle küçük bir millet değiliz. Teşekkür ederim benim için. Soru soran var mı? Soru cevap nasıl yapalım mı? Yalnız zor sorular gelebilir Sayın Hocam. Tamam aslında. Evet, soru varsa alabiliriz. Şehrimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizin gibi bütün alemi bu medresede görmek bizlere şeref veriyor. Ben Niksarlıyım. Yağmasan Medresesi'nin etrafında çocukluğum geçti. Bu medresenin de yine hemen yanı başında oturuyorum. Tarih bize büyük bir güç veriyor. Sizin de TV'deki programlarınızı sürekli takip ediyorum. Bilim tarihi konusundaki yapmış olduğunuz çalışmalar, İslam alimlerinin tüm yönlerini ortaya koyduğu çalışmalar bizleri gerçekten çok mutlu ediyor hocam. Hocam soru, İzamettin Yalvaz'a danışmanları kardeşe döneminde, siyasal açıdan problemli döneminde başa geçmiş bir hükümdar. Niçin onun döneminde bu medreseler açıldı da daha önceki dönemde açılmadı? Nizamettin Yalvasan'ın diğer hükümdarlardan ayıran özelliği değil hocam. Teşekkür ederim. Bir mikrofon mu var? Evet. İlk defa yapılıyormuş, evet. Söyle. Yok yok hocam, hiç önemli değil. Ben Karadenizliyim, böyle takılırım hemen. Şimdi güzel bir soru bu. Bir kere biz Anadolu'ya gel, şöyle bir yazılar yazılıyor. Efendim Osmanlı Devleti şunları yaparken Timurlar neler yaptı filan diye mukayese yapıyorlar. Kardeşim Timurlar 800 yıllık bir İslam coğrafyasında iktidar değişikliğiyle geldiler. Orada iktidar değişikliği. Osmanlı'nın bulunduğu coğrafyada Müslüman %5. Türkçe konuşan %2,5 ilk dönemlerde. Yani neyi neyle karşılaştırıyoruz? Şimdi Anadolu'ya biz geldik ama Anadolu'da 10 milyon nüfus var Osman Turan Hoca'nın tespitlerine göre. Bu nüfus homojen değil. Ermenisi var, Rumu var, Hititlisi var, bir sürü karışık kuruşuk. Siz burada şehirler kuracaksınız, homojen bir nüfus oluşturacaksınız, ortak değerler oluşturacaksınız, yani şehir kuracaksınız. Bu da yaklaşık 1150'dir. Ya 1070'ten 1100'e 80 yıl var. 80 yıl içerisinde Anadolu'da bir Türkleşmiş nüfus oluşturuyorsunuz. Bu gayet doğal arkadaşlar. Şimdi kafa saksıyı biraz kullanalım. Bunu da söyleyen bir oflu ve 12'den sonra söylüyor yani. Ayıp. Ha. 12'den sonra normal insanlar seviyesine iniyoruz. Şimdi rahmetli Mehmet Genç Hoca bizim bize sordu. Balkanları biz 1683'te kaybettik. Büyük bir kısmını değil mi? Viyana bozgunundan sonra. Büyük bir Macaristan'ı kaybettik. Sorum şu dedi size. Balkanların ne kadarı Müslüman dedim. 167 yıl yönetmişiz oraları. Kaybettiğimiz bölgeyi. Herkes sallamaya başladı. %60, %70. Çünkü öyle tahmin düşünüyoruz. Çocuğuz o zaman, genciz. Mehmet Genç Hoca dedi ki arkadaşlar %17'si Müslüman. 1683'te Balkanların %25'ini kaybettik. Ve o kaybettiğimiz coğrafyanın %17'si Müslüman. Ne kadar Türkçe konuşuyor? %10. Biz tabii inanamadık ya. Biz zannediyoruz orayı Türkleştirmişiz, Müslümanız.
Yani biraz dönemin maddi kültürünü, politik falan iyi bilmemiz lazım. Anadolu her cümerç olmuş bir yer. Zaten Abbasilerle Bizansların savaş alanı. Şimdi orada Türklerin bir şeyi kurabilmesi için zaman geçmesi lazım. 1150, yine Osman Turan Hoca'dan, tabii ben onların uzmanı değilim. Uzmanı Osman Hoca, benim bildiğim Osman Turan Hoca Selçuk tarihçisi. 1150, yani Sultan Mesud'a denk geliyor Selçuklu döneminde. Şehirler kuruluyor, ekonomik iktidar oluşturuluyor. Çünkü paraya ihtiyacımız var. Politik organizasyon oluşturuluyor. Bununla büyük bir kesimini danışmentler yapıyor zaten. Sultan Mesud danışmentlerin damadı. Değil mi? Ha. Anadolu'nun ilk Müslümanlaşma etkinliği danışmentlerin etkinliğidir. Çünkü entelektüel adamlar, diğer beyler böyle değil. Yani diğer beylikler. Burada mesela ilk alimler, dikkat edin, danışmentlere gelir, başka beyliklere gitmez. Çünkü saygı görecekleri, kıymetlerini takdir edeceği yeri biliyorlar. Alimler uyanık adamlar yani. Ama politik organizasyon açısından Selçuklar öne çıkınca Sultan Mesud'la birlikte danışmentler parçalanıyor, yavaş yavaş zaten ortadan kalkıyorlar. Ha, bu birinci soru. İkincisi, cevabı ise şu. Ne demiştim? Bu Nizamettin Yalbasan'ın kendi başına yaptığı bir iş değil. Büyük Selçuk İmparatorluğu'nun ufkunun bir uzantısı bu. O dönemde artık medrese ihtiyacı hissediliyor ve bu tutup da diğer beyliklere değil, bunu takdir edecek, bununla ilgili bir arka plan olan danışmentlere veriliyor. Ve danışmentler de bunu kuruyorlar. Tam da böyle gerçekleşiyor, çünkü başka türlü olması mümkün değil. Bilmiyorum anlatabildim. Yoksa bunun karışıklıkla, şunla bununla hiç alakası yok. Yani mesela Samsun'da medrese kurulur mu o tarihte? Niye kurasın ki? Bir kere Orta Anadolu'nun Türkleşme oranı diğer bölgelerden hızlıdır. Haçlılar gelince Türkler Orta Anadolu'ya, Bozkurlara yığılıyorlar. Çünkü orada savunma daha güçlü. Orta Anadolu'nun Türkleşmesi, dolayısıyla Türkçenin yerleşmesi, ortak bir vicdanın oluşması, ortak anlam değerin ortaya çıkması Orta Anadolu'dadır. Bunun da merkezi Tokat'ı dönemde. Bilmiyorum anlatabildim mi seni? Evet, teşekkür ederim. Hocam, öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Sorum kısa. Türklerin felsefeyle ilgili sıkıntısı tarih boyunca mı vardır? Yoksa günümüzün bir meselesi midir? Şimdi bak, lafız ağızdan atılan söze denir. Lafız, duyulmuyor mu? Lafız ağızdan atılan sese denir. Lafız ne? Atmak demek. Bu ağızdan çıkan sesler kulağımıza gelip zihnimizde bir çizik oluşturduğunda ona kelime denir. Kelime yaralamak demek. Bu çiziğin oluşturduğu yapıya tasavvur denilir. Tasavvurun ne anlama geldiğini sözlüğe bakarsan ona dilsel anlam denir. Zihni içeriğine baktığın zaman ona kavram, mefhum denir. Felsefe kelimesini sen şu anda bir lafız olarak kullanıyorsun. Mefhumu ne? Yani ben mikrofon dediğinde şuna işaret ediyorum. Felsefe dediğinde neye işaret ediyorsun? Filosofya Mısırca bir kelimedir. Filo akılla idrak etmek, bağlantı kurmak, sofya da tanrıça demek. Bilgi tanrıçası. Sonra bu evriliyor. Klasik dönemde tümel bilimler demek. Matematik yapan da felsefe yapıyor. Ahlak yapan da, siyaset yapan da. Senin bugün anlam kullandığın anlamda felsefe Kant'tan sonra. Kant 1802. Disiplin anlamında felsefe. Ondan önce yok öyle bir felsefe. Yani kullandığımız kelimelerin, mefhumlarının yaşı kaç, ona dikkat etmek lazım. Ben sana bir şey söyleyeyim. Savaş da bir felsefedir, devlet kurmak da bir felsefedir. 17 imparatorluk, 55 devlet kurmuş Türklerden daha büyük filozof millet olabilir mi ya? Ya devlet kurmak kolay bir iş mi? 600 yıllık devlet kuruyorsun. Neyle kuruyorsun bunu? O 1500'lerden sonra. Tabii, devlet-i ebed millet. Ya Süleymaniye yapıyorsun. Süleymaniye ezberi yapılacak bir şey mi?
Cüzdan da lazım, vicdan da lazım. Yani her türlü etkinlik insanı etkileyen bir bilgi etkinliğidir. Şu bilgisiz yapılabilir mi? Burada malzeme bilgisi var, geometri bilgi var, matematiği var, akustik bilgisi var, değil mi? Ya dolayısıyla felsefeyle Türkler hiçbir zaman sor. Ha, hangi felsefe? Amerikalıların Marksizmle problemi vardı. Yasaktı Soğuk Savaş kadar. Amerikalıların felsefeyle problemi var mıydı? Ama Marksist felsefeyle vardı. Rusların da kapitalist felsefeyle ya da burjuva felsefesiyle sorunu vardı. Diyor musun ki Ruslar felsefe düşmanı? Kusura bakmayın, felsefe böyle mutlak bir şey değil ya da herhangi bir disiplin mutlak değil ki. Bir kişi İbn Sinacı felsefeye karşı olmak, felsefeye karşı olmak değil. Anlatabildim mi? Türklerin felsefeyle hiçbir zaman problemi olmadı. Ya problem olan bir adam Sultan Sencer Türk değil mi? Niye etrafında 125 tane filozof bilim adamını tutuyor? 5 milyonlara o dönemde bilim adamlarının maaşını kim veriyor? Ya biraz bence herhangi bir kelime kullanıldığında bu kelimenin yaşı kaç? Ne zaman doğdu? Hangi anlamı ne zaman kazandı? Tarihte o çeşitli anlamlar kazanıyor. Değil mi? Mefhumu ne? O dönemde ne? Bu dönemde ne? Onları dikkate alarak düşünmekte fayda var. Sor ya, akılla din çatışır mı? Ya hangi akıl? Ya akılla iman farklı. Ya neyine? Sen ne tarafına inanıyorsun? Bilmiyorum ki ben. İmanın kognisyonu akıldır yani. Akıldan ne anlıyorsun? İstidlali aklı mı kastediyorsun? Tecrübe aklı mı kastediyorsun? Teorik aklı mı kastediyorsun? 17 tane akıl türü var. Nedir yani? Bilim. Ne zaman çıktı bu bilim? Bana içinizden biri söyleyebilir mi? Bugünkü bilim kavramının mefhumu ne zaman oluştu? Millet Aristoteles ilk bilim adamı diyor. Bir Aristoteles'e sor bakayım. Newton bile bilim kelimesini bilmiyor kardeşim. Science kelimesi 1837'de başlıyor literatür yürümeye. Newton'un eserinin adı Natura Philosophia Principia Mathematica'dır. Doğa filozofu adam, kendisini öyle isimlendiriyor. Yok çünkü İngilizce'de bilim adamı. Scientist, science man diye bir kavram çok yenidir onlar. Onun için lütfen biraz ayık olalım. Düşünmek bir kavram matematiğidir. Kavramlarınız kötüyse hesaplarınız kötü olur. Nasıl ki 2 artı 2 eşittir 4 dediğinde orada yanlış bir işlem yaparsan, 2'ye 3 muamelesi yaparsan 4 çıkmaz 5 çıkar değil mi? Kavram matematiğidir düşünmek, kavramların ve onların mistaklarının, referanslarının net olarak zihninde tasavvuru yoksa tüm düşüncen kafa yerlenmesi olur, ona düşünce denmez. Son bir soru daha. Soru sayısı fazla ama. Az mı bak? Büyük. Fazla. Aha. Çünkü ilk biri soru sorduktan sonra Türk milleti açılır. Sonra. Evet. Hocam bu felsefe düşünce falan konu açılınca ben bugün Türklerin düşünce hayatının temel sorunu nedir? Bence ciddi bir sorun var. Bunu sizden dinlemek istiyorum. O zaman bir saat bir konferans verelim. Yok ben buna da katılmıyorum. Eğer düşünmeseydik İstiklal Savaşı'nı yapamazdık. Şimdi ne yapayım? Mikrofon çalışmıyor. Üflemem lazım demek ki, nefesim kuvvetli. Arkadaşlar dedik ya, felsefeden kastettiğimiz eğer düşünmenin kendisi ise her zaman düşünüyoruz. Namık Kemal de düşünüyordu, Mehmet Akif de. Sen hiç Mustafa Sabri Efendi'nin kitaptan okudun mu? Nereden çıkartıyorsun düşünmediğimizi? Kant eleştirisini okudun mu hiç? Bakın, çizgi kitabı bir değil mi? Klasik Osmanlı döneminde telif edilmiş son dönemdeki felsefe kitaplarını yayınlıyor. Ziya Görkemli felsefe yapmadığını mı zannediyoruz? Sana sorunumuzu söyleyeyim mi? Özgüven. Ne demişti Nikonson? Bir milleti bir kere yenmek istiyorsanız onunla savaşın. Sürekli yenmek zevkini tatmak istiyorsanız onları tarihi önünde küçük düşürün. Bizi tarihimiz önünde küçük düşürdüler. Biz de maymun maymun onların dediklerini tekrar ediyoruz. Özgüven meselesi. Ne demek düşünmemişiz? Bir sürü ya İstiklal Harbi'ni yöneten komutanların dahi olmadığını nereden çıkartıyorsunuz? O kadar yokluk içerisinde koca bir yıkımı tersine çevirmek kolay mı zannediyorsunuz?
O insanların kafasının arkasında ne var? Ben buna katılmıyorum. Biz özgüven meselesi yaşıyoruz. Bu gayet doğal. Çünkü yenildik. Yenildik yani. Bu gayet açık. Ve bu bizde psikolojik bir travmaya neden oldu. Bunu bir düşünme biçimine döndürdük. Bir alışkanlığa döndürdük. Tarihimizle de irtibatımızı kestik. Oradan da güç alamıyoruz. Tarih ibret alınmak için okunmaz. Kuvvet alınmak için okunur. Tarihle geçmişi de karıştırıyoruz. Öyle insanlar var ki Türkiye'de dünün güneşiyle bugünün çamaşırlarını kurutmaya çalışıyor. Geçmiş zehirlenmesi diye bir şey var arkadaşlar. Geçmişimizle irtibat kurarken bizim süzgeçlere ihtiyacımız var. Geçmişin istilası başka kültürlerin bizi istilasından daha tehlikelidir. Çünkü geçmiş insana sıcak gelir. Geçmişi tarihe dönüştürmenin yolu geçmişi bugün de yaptıkların için istihdam etme becerisini göstermen. Bir şey yapacaksın. Geçmişindeki tecrübeyi bugüne aktaracaksın. Yoksa olduğu gibi aktaramazsın. Doğru değil o. Tekrar ediyorum. Dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz. O dünde kaldı. Ama dünün nasıl çamaşır kurutulur tecrübesine sahip değilsen bugün de çamaşırı kurutamazsın. Güneş gelip geçer. Sen bakarsın. Anlatabildim mi meseleyi? Biraz özgüven. Şurada bir soru vardı. Hocam merhaba. Benim sorum İbn Arabi'nin bir sözü var. Yalnız tahmini düzeltin. Kimin sözü var? İbn Arabi. İbn Arabi. Sayılar Allah'ın kullarıdır diyor. Bununla yola çıkaraktan matematik nasıl bir yargıdır diye sormuştunuz. Bu benim aklımı kurcaladı. Sayılar Allah'ın kullarıdır diyor. Evet. Matematikle metafizik arasında nasıl bir bağ vardır, var mıdır? Konu hakkında bir yapmak istedim. Anladım. Teşekkür ederim. Önce üfleyeyim değil mi? Şimdi bu iki soru birbirinden ayrı. Matematikle metafizik arasında nasıl bir ilişki vardı? İnanılmaz bir ilişki var. Matematikle ilahiyat arasında da bir ilişki var. Bu konuda YouTube'dan Ayhan Çiftil Hoca'nın matematik ve ilahiyat konferanslarını dinleyebilirsiniz. Bir matematik felsefecisi, filozofu. Bence Türkiye'de yaşayan en önemli filozoflardan biri. Siz filozof yok deyin değil ama Türkiye'de çok filozof var. Ama sayılar Allah'ın kuludur. O İbn Sina'nın kendi felsefi pozisyonunun ifadesidir. Buna katılma zorunda değilsin. Buna biz Pitagoryen gelenek diyoruz. Böyle matematik kitaplarımız var bizim. Elhamdülillahillezî halakal adâde ve kassamehâ ilel efrâde vel ezvâc diye başlıyor. Hamdeler. Sayıları yaratan ve onları çift ve tek olan bölen Allah'a hamdolsun. Zaten matematik felsefesinin problemi bu. Matematikler bizden bağımsız var olanlar mıdır? Yoksa bizim zihnimizin icat ettiği yapılar mıdır? Yoksa sadece birer ad mıdırlar? Neyin anlamında yani bir isim midirler? Değil mi? Gibi bir sürü matematik felsefesinin incelediği teori var. İbn Arabi bunlardan bir pozisyonu tercih etmiş. Matematik nesnelerin hakiki nesneler olduğunu düşünüyor. Onun tercihi, buna katılmak zorunda değilsin. Tarihimizdeki isimleri takdir edin, takdis etmeyin. İbn Arabi bir düşünürdür o kadar. İbn Sina da bir düşünürdür. Bizim kendimize illa tırnak içerisinde örnek alacağımız ve takip edeceğimiz Hazreti Peygamber'dir. Başka kimse değildir yani. Düşünürlerimizi, bakın çok kutsalımız var arkadaşlar. Çok kutsalı olan bir zihin teori üretemez. O kutsal, bu kutsal, şu kutsal ve düşünemeyiz mi o zaman? Bu doğru değil. Bilmiyorum anlatabildim mi? Sayın hocam teşekkür ederim. Evet, şehre aidiyet hissi, şehir bilgisi olur. Tokat şehrinin tarihi geçmişi çok eski. Burada siz de zikrettiniz. Her anlamda Tokat şehri geçmişteki potansiyelini günümüze yakabilecek bir şekilde. Dolayısıyla sizin verdiğiniz bilgiler önemli. İnşallah Tokat halkı da süreç içerisinde bu
bilgilerle şehre aidiyet hissi daha da kuvvetlenecek ve Tokat geçmişteki ki bu potansiyeli tekrar yakalayacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Şimdi hediyeleri takdim etmek üzere Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Fatih Yılmaz'ı buraya davet ediyorum. Hocama da tekrar teşekkür ederim.